Arkadaşlar selam, hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha önce YouTube'da yaklaşık 1000 tane kanalın yaptığı bir şeyi yapacağız. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün sizlerle beraber hayatımı çizeceğiz. Hazırsanız tüm detaylarıyla işte hayatım. 29 Ocak 1998 yılında Mersin'de 4 kişilik bir ailenin 5. ve son evladı olarak Nevzat Özkur ismiyle dünyaya geldim. İsim kısmına çok takılmayın, dedemin ismini vermişler, klasik. Bu arada 8 aylık doğarak sabırsız bir karakterde olduğumu daha o zamanlardan belli etmişim aslında. O zamanlarla ilgili çok bir şey hatırlayamadığım için size çok fazla bilgi veremeyeceğim ama sakin bir çocuk olduğumu söylerler hep. Misafirlikte, akraba ziyaretlerinde falan iki abim ve misafir çocuklara hep beraber oynarlarken ben hep annemin yanında uyurmuşum. Uykuyu çok sevdiğimi söylüyorlar. Bir gün yine böyle sakince otururken televizyonda geçen altyazıları sesli okumaya başlamışım ve tabii herkes şok çünkü daha okula gitmiyorum ve televizyonda gördüklerimi okumaya başlıyorum. Bu olayı hatırlıyor olsaydım kesin ben de şok olurdum ama o kadar küçüktüm ki hatırlamam gerçekten imkansız. Tabi herkesin şok olmasıyla beraber bu olayın ardına ailem benim üzerime daha fazla düşüyor ve araştırma kurumlarına götürüyorlar ve oradaki araştırmacılar benim hemen okula başlamam gerektiğini söylüyor. Hem de 2. sınıftan. Tabi o zamanlar okula gidenlerin yanında küçük kaldığım için ailem 2. sınıftan başlamama karşı geliyor ve Cumhuriyet İlköğretim Okulu'na 1. sınıftan başlıyorum. Ama erken başladığım için yine sınıftaki herkesten küçüğüm. Evet, pek bilinmese de ilkokulda sınıftaki arkadaşlarımdan küçük olmanın zorluğunu çok çektim. Küçük olduğum için sürekli dışlanıyordum. En sevdiğim oyunu yani futbolu bile bu yüzden okulda hiç oynayamıyordum. Öyle zamanlarda da kendime bir formül geliştirdim ve gidip duvarla paslaşıyordum. Tek başıma duvarla top oynuyordum. Bu arada top tekniğimin de burada duvarla paslaşarak geliştiğini düşünüyorum. Yani aslında beni dışlayan arkadaşlarım farkında olmadan bana iyilik yapmış oldular. O zamanlar derslerim çok iyiydi ama hiç ders çalışmazdım çünkü iyiydi yani derslerim, niye tekrar çalışayım ki? Okuldan kalan zamanlarım hep mahallede futbol oynayarak geçerdi. Bakın, bir mahalle maçı yapardık, abartmıyorum, yağmur çamur demeden. Sanki Barcelona Real Madrid maçları gibi heyecanlı olurdu, inanılmaz heyecanlanırdım. Tabi o maçlarda da oynamak istiyorsanız topun sahibiyle aranızı iyi tutmanız gerekir, yoksa sizi oynatmaz. Ben bunun için de bir yöntem geliştirmiştim. Sırf o maçlarda oynayabilmek için kaleci olmayı tercih ediyordum. Ben kaleci olacağım dediğimde hemen oyuna alıyorlardı. Kaleciliğimin hikayesi de bu şekilde başladı diyebiliriz. Bu arada nasıl Fenerbahçeli olduğumu mutlaka dinlemelisiniz. Ailemde sadece abilerimden bir tanesi Fenerbahçeliydi. Beni Fenerbahçeli yapan abim olduğu söylenir ama işin aslı gerçekte öyle değil gibi. Bir akşam odamda yalnızken ansızın karşıma Sevilla Fenerbahçe maçı çıktı. O maçı bilenler iyi bilir, ilgimi çekmişti gerçekten. Şampiyonlar Ligi maçı ve maç penaltılara kalıyor. O penaltıların kullanıldığı an o yaşıma kadar yaşadığım en heyecanlı an diyebilirim size. Kaleci penaltıyı kurtarıyor ve Fenerbahçe çeyrek finale yükseliyordu. O an Fenerbahçe'yi gerçekten hissedip Fenerbahçeliyim dediğim andı. Gece yarısı biten maçın ertesi günde elimde bayrak, üstümde formayla okula gittim. Evet, futbola ilgim daha da artmaya başlamıştı. Okuldaki beden eğitimi öğretmenimiz futbola olan ilgimi fark edip beni okul takımına almıştı. Yine takımdaki en küçük isim bendim ama bu defa maçlarda oynayabiliyordum. Hatta takımımız gruplardan çıkıp Türkiye şampiyonasına katılacaktı ama maddi durumlardan dolayı hiçbirimiz gidememiştik. Okulda götürmek istememişti zaten. Evet, o hafta futbol hayatımın başladığı hafta diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Nevzat'ın aklında sadece futbolcu olmak var. Nevzat futboldan başka hiçbir şey düşünmüyor. Çantasında kramponu, futbol nerede? Nevzat orada. O zamanlar Mersin'in tek profesyonel takımı olan Tarşitman Yurdu 2. ligdeydi. Altyapısına gittim, kaleci olmak istediğimi söyledim. Kaleciyim dediğimde herkes şaşırıyordu çünkü benim yaşımdaki çocuklar genelde forvet olmak istiyordu. Ve insanların tepkisi de aslında hoşuma gidiyordu, yani yalan yok, kaleciyim dediğimde bir ooo falan diyorlardı. Kulübe ilk gittiğim zaman şansıma liglerin bittiği haftaya denk gelmiştim ve 2 ay tatilden sonra seçmelerin başlayacağını söylemişlerdi. Koca 2 ay nasıl geçecek? Kendi kendime seçmelere hazırlanmam gerektiğini düşündüm ve bu konuda kimse beni yönlendirmiyordu. Abilerim olsaydı ilgilenirlerdi ama onlar da üniversitede olduğu için yeterince ilgilenemiyorlardı. Annem ilgileniyordu sağ olsun ama o da futbolu yeterince bilmediği için ben ne dersem onaylıyordu.
Seçmelere hazırlanmanın yolu antrenman yapmaktan geçiyordu arkadaşlar. O zaman Fenerbahçe TV, Galatasaray TV, NTV Spor, Beşiktaş TV gibi kanallar takımların kamp hazırlıklarına, antrenmanlarını canlı yayınlıyorlardı. Ben de sabah erken saatte Galatasaray TV'yi açıp televizyon karşısında futbolcuların yaptığı hareketleri yapmaya çalışıyor. Akşamki Fenerbahçe antrenmanına kadar dinlerim, onların antrenmanlarını da yapmaya çalışıyordum. Evet, 2 ay böyle geçmişti ve seçmelere hazırdım. Yaşadığım ikinci en büyük heyecan buydu. Bir hafta boyunca antrenmanlara çağrıldık ve elimden gelen performansı gösterip artık takıma seçilmiştim. Futbolcu olma hayalime bir adım daha yaklaşmıştım. Ki bu en büyük adımdı bence. Yaz dönemi bitmişti. Kulüpteki hocalarımın her dediğini yapıyor, hiç antrenman kaçırmıyor ve özel hayatıma çok dikkat ediyordum. Özel hayat dediğim şey de uyku saatlerim ve yediğim içtiğim şeyler falan arkadaşlar. 8. sınıfta başka ne özel hayat olabilir ki? Sonrasında okullar tekrar açıldı ve ben artık 8. sınıftım. SBS adında çok saçma bulduğum liseye geçiş için önemli görülen bir sınav vardı. Sınavların çoğu saçma, o konuya girmeyeceğim yoksa hiç çıkamayız ama bu sınav gerçekten önemliydi. Futboldan başka hiçbir şey düşünmediğim için doğal olarak derslerim de aksamaya başlamıştı. Tam bu yıl hayatımın en kötü yıllarından biri olabilir aslında. Annem ve babam anlaşamayıp ayrılıyor, derslerim kötüye gidiyor, futbola ara vermek zorunda kalıyorum. Tam bir kabus. Sınavlar sonucunda hiç de başarılı sayılmayacak ortalama bir liseye yerleşiyorum. Annem ilk dönem için şart koymuştu. Eğer notların iyi olursa takıma tekrar gidebilirsin. Bu futbola dönebilmem için tek şansımdı. Bakın abartmıyorum, hayatımda aldığım en iyi notlardı. Sınavlara deli gibi çalışıyorum. Karnemde notlar havada uçuyor. Tabi bu sırada futbolu bıraktım mı? Size öyle sandım. Futbolu bırakacak göz var mı bende? Bir bakın bakayım. Her gün A takımdaki abilerin antrenman yaptığı sahaya gidiyor. Sahanın etrafı kapalı olduğu için sahayı net gören bir apartmanın çatısına çıkıp oradan takım antrenmanlarını izliyor. Neler yapıyorlar öğreniyor ve kafama yazıp ertesi gün aynılarını birebir uyguluyordum. Futbolcu olmak için gerçekten çok çalışmak gerektiğini biliyor ve hiçbir zaman pes etmeden çalışıyordum. Notlarımı yükseltmemle beraber tekrar takıma katıldım. Bu arada ben yokken takıma yeni bir kaleci gelmişti ve bir süre onun yedeği olmuştum. Ah anne, eğer ara vermeseydim o maçlara yedek olmayacaktım. Bu arada gerçekten iyi bir kaleciydi ve önüne geçebilmesi çok zordu. Bunu da başardım. 3-4 maç sonra artık oynamaya başlamıştım. Maçlarımız deplasmanlı olduğu için 2 haftada bir farklı şehirlere gidip maçlar oynuyorduk. Takımdaki arkadaşlıklar, maç heyecanı, antrenmanlar, odanı paylaştığın arkadaşların, bunların hepsi çok güzel şeylerdi. O dönemlerde yaşadığım en büyük zorluk okul saatleriyle antrenman saatlerinin çakışmasıydı. Maalesef ki çok fazla antrenman kaçırdım diyeceğimi sandınız değil mi? Tabii ki de hiç antrenman kaçırmadım. Okul çıkışı, otostop, son derslerden erken çıkma, okuldan kaçma gibi yöntemler geliştirip antrenmanlara bir şekilde yetişiyordum. Futbolcu olmanın havasını bilirsiniz. O özgüvenle lisede arkadaş çevremi genişlettim. Bir sürü iyi kötü arkadaşım oldu. Bir kızdan hoşlanmaya başlamıştım. Çok zor olmuştu açılması ama sonunda duygularımı anlatabilmiştim. Arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın, futbol ile kız arkadaş asla bir arada yürümüyor. Neden mi? Hemen bir örnekle anlatayım. Şu yorganın altından sabaha kadar mesajlaşma olayı var ya. Maç öncesi bir gece konuşmaya başlayıp çok geç saatte uyuyakalmıştım. Ertesi sabahta tahmin ettiğiniz gibi maça geç kaldım. Sabah uyanıp saati ve kulüpten gelen aramaları gördüğüm an var ya, anlatılmaz yaşanır ya, başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Kulüptekiler çok sinirlenmiş ve beni bir maç daha kadro dışı bırakıp ceza vermişlerdi. Bu arada bahsettiğim kız arkadaşımın doğum günü gelmişti ve ona güzel bir hediye almıştım. Hediyeyi veremeden doğum gününde benden ayrılmıştı. Bu duruma çok üzülüp hastalanmıştım ve uzun süre aşka küsüp hiçbir kızla sevgili olmamaya karar vermiştim. Peki kararımda durdum mu? Tabii ki hayır. Orayı anlatacağım ama ondan önce müthiş bir olay yaşandı. 17 yaşıma geldim ve bilirsiniz artık altyapıda son senelerinize yaklaşıyorsunuz. Ya takımdan gönderilirsiniz ya da A takıma çıkar futbolcu olursunuz. Lise sonuncu sınıfta olduğum için önümde tercihler belirdi. Ya oturup üniversite sınavına çalışacaktım ya da futbolcu olmak için antrenmanlara yönelecektim. Tercihim tahmin ettiğiniz gibi futboldan yana oldu. Tüm odağımı futbolcu olmaya yönelttim. Okula gitmemek için sürekli bahaneler uyduruyor, rapor alıyor, derslere girmiyordum. Antrenmanlarıma ve maçlarıma çıkıyor, yetmiyormuş gibi A takım maçlarını ve antrenmanlarını az önce bahsettiğim çatıdan canlı canlı izliyordum ve artık A takımdan beklediğimiz haberler yavaş yavaş gelmeye başlıyordu.
takımdan 4-5 oyuncu denenmek için A takım antrenmanlarına çağrılacaktı ve kuliste dönen isimlerde ben de vardım. A takıma çağrılmayı bekliyor, bir yandan antrenman yapıp maçlarıma çıkıyordum. O maçlardan birinde büyük bir talihsizlik olarak gördüğüm, hayatımın tüm planlarını değiştiren bir olay yaşandı. Maçta çapraz bağlarım koptu ve sakatlandım arkadaşlar. Bilirsiniz, futboldaki en kötü sakatlıklardan biri çapraz bağ sakatlığıdır. Ameliyat olursunuz ve 6 ay boyunca futbol oynayamazsınız. Aynen öyle oldu. Hayatımda ilk defa bir ameliyat geçirdim. 6 ay toparlanma süreciyle uğraştım. Ağrılar, güçlenme çalışmaları, fitness ve bu 6 ayda çok şey değişti. Tam 10 kilo aldım. Sakatlandığım hafta takıma yeni bir kaleci geldi. Lise arkadaşlarım üniversite sınavına hazırlanmaya başladı. A takım yeni bir kaleciyle sözleşme imzaladı. Bense ne yapacağımı bilemeden ortada kaldım. O dönemde beden eğitimi öğretmenimin ve kulüpteki hocalarımın yönlendirmeleriyle üniversite planını göz önünde bulundurdum. Özel yetenekle seçilen ve çok fazla ders çalışmayı gerektirmeyen beden eğitimi öğretmenliği bölümüne gitmeye karar verdim. Bunun için kalan az zamanda sınavlara çalışıp üniversiteyi kazandım. Gittiğim şehirlerde futbol oynama düşüncesi kafamda hala devam ediyordu. Ama umduğum gibi olmadı. Doğup büyüdüğüm şehirden çok farklı bir ortamla karşılaştım. Gittiğim bütün kulüpler beni izlemeden reddetmişti. Çünkü tanıdığım kimse yoktu. Evet, bir dayınız yani bir torpiliniz olmadığı sürece maalesef ciddiye bile alınmıyorsunuz. Üniversite ilk zamanları farklı bir şehir, yeni bir ortam, telefonum hiç çalmıyordu. Hiç kimsenin aramadığı günler oluyordu. Normalde hiç susmayan telefonunuz artık çalmamaya başlıyor. O zaman yalnız kalıp düşündüm ve o şehirde olmamam gerektiğine karar verdim. Üniversitede notlarımı yüksek tutup Mersin'e daha yakın bir üniversiteye geçiş hakkımı kullandım. Burada amatörlükteki Akhisar Spor'da futbol oynamaya başladım. Yeni arkadaşlıklar edindim. Birçoğunuzun tanıdığı, beraber video çektiğimiz Onur'la aynı sınıftaydık ve iyi anlaşabildiğimiz için beraber eve çıktık. Öyle de oldu. Beraber evini paylaşıp bir kere bile kavga etmeyen ilk ev arkadaşı biziz sanırım. Evet, yavaş yavaş sizle tanışma evremize geliyoruz. Hazır mısınız? O yıl okul tatile girmek üzereydi. Ligler bitmişti. Ben boşlukta kendi başıma sıkılıyordum ve boş durmaktansa insanlara faydalı bir şeyler yapabilmeyi amaçlıyordum. Bunun en iyi yolu sosyal medya olarak görünüyordu. Bu düşünceyle Futbol Eğlence adında YouTube kanalımızı açtım ve ilk videomuzu paylaştım. Videoyu 10 kişi falan izledi. Videonun linkini attığım arkadaşlarım bile videoyu izlememişti. Çok üzülmüştüm ama hemen ardından ikinci videomu da paylaştım. Bu videoda topa nasıl vurmanız gerektiğini anlatıyordum. Bu video da izlenmemişti ve ben de okuldaki bilgisayar odasındaki tüm bilgisayarlardan videomu açarak 50 tane izlenme kastım. Ertesi gün ders arasında telefonuma bir bildirim geldi. Beni çok mutlu eden bir bildirim. Aramızdan biri videoya yorum yaptı. Yorumda bana teşekkür ediyor ve videonun yararlı olduğunu söylüyordu. Çok mutlu olmuştum ve o sevinçle dersten çıkıp hemen 3. videomu çekmeye gitmiştim. Bazı yorumlarda eleştiriler de vardı. Videolarımı telefonla çektiğim için görüntü kalitesinden şikayetçiydiniz. Bu videoları daha sık atmaya başladım. Güzel bir yaz dönemi geçirdik ve okula tekrar döndüğümüzde kanalımız artık 50.000 aboneydi. O yaz kazandığım bütün paraya kamera almıştım ve videolarımız daha kaliteli olmaya başlamıştı. Hayatımda daha fazla sorumluluk olduğunu hissetmeye başladım. Bir yandan okul, bir yandan YouTube, bir yandan futbol. Günün bu üçü arasında geçiyordu. Antrenmandan sonra video çekmeye gidiyor, oradan eve geliyor, sabaha kadar video düzenliyor ve sabah uyumadan derse gidiyordum. Yine hayatımda bir seçim yapmam gerekiyordu. Okul, futbol ve YouTube. Okulu bırakmam mantıksız olurdu çünkü bitirmeme sadece bir yıl kalmıştı. YouTube'da ise benimle beraber büyüyen, destek veren, her zaman yanımda olan sizler varsınız. Geriye sadece futbol kalıyordu. Futbol bana hayatım boyunca güzel heyecanlar yaşatmış olsa da artık bunun sonuna geldiğimin farkındaydım. Üstümde sürekli bir yük olarak duruyor ve artık beni bırak diyordu. Ben de öyle yaptım. Oynadığım takımdan ayrıldım. Kanalımız duyulmaya başladı, ailemiz büyümeye başladı, tam 300 bin abone olmuştuk. Bu sırada okulu bitirdim, mezun oldum, artık beden eğitimi öğretmeni olabilirdim. Hayatımdaki şu ana kadar yaptığım son seçim de bu oldu. YouTube'da sizlerle devam etmeyi, kanalımızı milyonlara ulaştırıp futbolla eğlendirmeyi, bana günde ayırdığınız 10 dakikalığı izlediğiniz bir videoda güzel vakit geçirmenizi sağlamayı tercih ettim. Şu an Türkiye'nin en kaliteli futbol kanalı olarak hedefim sizlerle beraber milyonlara ulaşmak ve sizleri temsil etmek. Siz de bu yolda bana destek olmak isterseniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.